Allah'ın kitabına basmayı kabul etmeyen kedi başka bir kitaba rahatlıkla bastı. Hiçbir kedinin Kur'an-ı Kerim'le sıradan bir kitabın ayrımını yapabileceğini düşündünüz mü? Böylesi garip bir soruyu sormak tabii ki Müslüman birinin aklına gelmedi. Doğrusu bu tarz abes işlerle iştigal olmaktan, dahası bu işlere Kur'an-ı Kerim'i de alet etmekten Allah'a sığınmak gerekir. Ateist birisinin kaydettiği görüntüler şaşkınlık yarattı. Görüntülerde bir Kur'an'ı yere koyan kişi yanına da yiyecek bir şeyler koydu. Kedisini Kur'an'ın diğer tarafına koyup tepkisine baktı. Kedi ilginç bir şekilde Kur'an'ın etrafından dolanmayı tercih etti. Beklendiği gibi Kur'an'a basmayan kedi herkesi şaşkına çevirdi. İnternette yoğun ilgi gören videoya binlerce insan yorum attı ve bu olayı Kur'an'ın bir mucizesi olarak değerlendirdiler. Fil vakide ise bu Kur'an'la dalga geçmektir. Yüce dinimiz İslam, izzetli ve şerefli bir dindir. Kur'an-ı Kerim de yüce bir kitaptır. Öyleyse bu gibi testler yapmaya ihtiyaç yoktur. Allah'ın kitabını yere koymaksa başlı başına tasvip edilemeyecek bir şeydir. Kedi ona bassın veya basmasın bunda ne var? Nihayetinde kedi insan gibi akıllı bir varlık değildir. Başka bir bakış açısından bakacak olursak da bu gibi işlerle uğraşmak, bunları tasvip etmek din düşmanlarının işine gelmektedir. Ateist insanlar da Müslümanların hurafe ve boş işlerle uğraştığını düşünmektedirler. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insana ayrı bir değer atfedip bizzat kendi hitabını duyurduğu mucizevi bir rehber. Kutsal kitabı okumayı öğrenmek ve ezberlemek hem kulluk vazifemiz hem de başlı başına ibadet sayılıyor. Bu vazifemizi iyi bir şekilde yerine getirebilmemiz içinse ilk adımda kalbimizi hazırlamamız gerekiyor. İslam dininin en büyük mucizesidir Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Allah'ın insana ayrı bir değer atfettiğinin göstergesi. İnsan ancak kutsal kitabı okuduğu ve anladığı sürece Rabbinin kendisine olan hitabını duyabiliyor. Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim kendisine tutunanları hayra ve cennete götüren bir rehber, ferdi ve sosyal hastalıklarımızın şifa reçetesi. Kur'an'ın anlatış ve üsluplarındaki güzellik, söz sanatlarındaki zenginlik, az sözle pek çok şeyler anlatması, kalp ve ruhu etkisi altına alan akıcı ahengi, harf ve kelimelerinin seçimindeki ruhu okşayan zevk gibi birçok özellikleri mucize derecesindedir. Bütün İslam alimleri Kur'an'ın bu belagat seviyesine insanların yetişemeyeceği konusunda görüş birliği halindedirler. Bundan dolayı peygamberlerimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti birer mucizedir. Bu bakımdan Kur'an'daki bütün mucizeleri burada anlatmak mümkün değildir. Bazıları şöyledir. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Ayeti göklerin dağlar sayesinde ayakta duruyor hurafesini ortadan kaldırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de evrenin yaratılışı şöyle açıklanır. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bu ayet şimdiki ilim dünyasının ulaştığı son nokta olan tüm evrenin zaman ve mekan boyutlarıyla bir sıfırdan büyük bir patlamayla ortaya çıktığı gerçeğini 1400 sene evvel haber vermiştir. Kainatın daima genişlediği gerçeği artık ilim ve bilim dünyasının kabul ettiği bir ilmi buluştur. Buna Kur'an şu ayetiyle işaret etmektedir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz.